Feraye, ben net bir adamım. Bir şeyleri saklamaktan, bir şeyleri ertelemekten hoşlanmam. Biliyorsun. Aslında hikaye şöyle başladı. Ben Amerika'dan döndüğüm gün seni gördüm arabanın içinde. Çok güzel bir kız geçip gitti önümden o gün benim. Melih kim bu dedim. Muhsin Bey'in kızı Ateş Bey dedim. Sonra bir gün telefonum çaldı. Beden bağ evinde yangın çıkmış Ateş, git bir bak dedi. Geldiğimde kalabalığa içeride biri var mı? Baktınız mı diye sordum. Bakmamışlar. Ben bakmak istedim Feray. Neden bakmak istedim bilmiyorum. Hem de içeride birinin olmadığını bildiğim halde. Sonra seni alevlerin içinde bulduğumda bir şey oldu. Böyle bağ kurmak gibi ya da nasıl anlatsam, tuhaf bir şey, kadersel bir şey. Sonra yaşadıklarımız da benim bu düşüncemi kanıtlar nitelikteydi, en azından benim açımdan. Evet. Şöyle, evet. Benim ve bebeğimin hayatını kurtarmak için dönmüşsün gibi. Ateş, ben sana gerçekten çok büyük bir minnet ve saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ama biz ne anlaşmıştık Feraye Hanım? Bu akşam ben konuşacağım biraz. Sen dinleyeceksin. Biraz. O yüzden bırak. Bırak biraz ben konuşayım, ne olur. Sonra ben seni tanımaya başladıkça, hayatının gerçeklerini öğrenmeye başladıkça, ben senin kişiliğine hayran oldum Feray. Sen sadece güzel bir kadın değilsin. Çok cesursun. Çok güçlüsün. Herkese, her şeye rağmen kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Bu o kadar kıymetli ki. Benim böyle bir kadına kayıtsız kalmam mümkün değildi. Ben ne olduğunu anlamadım. Yani beni öpmedin. Bana dokunmadın bile. Yani bu yaşadığımız çok saçma. Sanki ben seni zorla getirdim evime. Bak. Seninle hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? Yani sen gerçekten güzel bir kızsın. Ama yani ben bu aralar zor zamanlardan geçiyorum. Çok özür dilerim.
misin? İyi misin? Hayır. Gel. Yavaş. İyiyim ben. İyiyim. İyi görünmüyorsun Ferah'ı. İstersen gidebilirsin. Olur. Ben dinlensem daha iyi olacak sanırım. Ateş, kusura bakma lütfen. Bakma. Ben seninle kusur aramıyorum ki. Al bakalım. Sarp'ın suçu ne olursa olsun o bizim ailemizdendi baba. Canına okurdum. Bu kapıdan içeri giremezdi. Ben hepsini anlardım ama sen... Sen benden hesap mı soruyorsun? Ha? Baba, sen elinde büyüttüğün çocuğu öldürttün. Sen oğlum dediğin çocuğu öldürttün. Bana bak. Sarp kendi hatalarının bedelini ödedi. Benim bir tane oğlum var. Biliyorum. Bunun farkındayım. Senin tek oğlun var. Senin en sevdiğin, en çok saydığın oğlun Bora, biliyorum. Bizim vazifemiz ne? Sadece onun pisliklerinin üstünü kapatmak. Ya ben senin kızın değil miyim? Senin pisliklerini kim kapattı peki? Ha? Sen... Benim evlat dediğim çocukla gizli ilişki yaşadın. Ben bunu bilmiyor muyum? Aptal mıyım? Senin konuşmaya bile hakkın yok. Telefona bak. Hastaneden arıyorlar. Sana telefona bak dedim. Beni daha fazla kızdırma. Hello. Thank you. Thank you very much for everything. Ne olmuş? Gözün aydın. Oğlun uyanmış. Gözümüz aydın. Thank you.
istemek var. Evde sen ne yapalım, düşünecek şimdi bir tane. Gel, ekmek düştü, gel. Gece gece bize ekmek düştü kardeş. Önüne baksana lan artist. Sen çarptın. Gece gece belanı benden bulun. Gidin buradan. Sen belanı buldun koçum. Sen kim yapıyorsun lan? Ulan ben sen. Lan ben seni. Yaman. Evet, arabada kalın. Yaman! Bırak lan! Dikkat et! Gel. Kimsin lan sen? Kimsin? Lan burada. Adam mısınız lan? Yürü! Tamam, çarptım. Bin sen de arabaya. Yürü! Bırak! Lan ne bırak? Leş gibi içmişsin zaten. Yürü! Ya bırak! Bana bir şey olmaz. Git sen. Ne demek bir şey olmaz oğlum? Ne demek bir şey olmaz? Adam bıçakla arkandan koşuyor. Delik deşik mi olmak istiyorsun? Yürü! Ya karışma! Yaman. Rahatladın mı oğlum? Ha? Çek misin bana? Ateş! Dokunma ona lütfen. Ben onu sakinleştirip getiririm. Seni dinler mi? Dinler. Emin misin? Eminim, dinler. Tamam, hiç saçma sapan bir şey yapmasın. Gürsoy konağına gidiyoruz. Ne muhteşem bir gece ya. Kocanı bıraktın, benimle ilgileneceksin öyle mi? İyi misin? Senin derdin ne ya benimle? Neden hala benim peşimdesin? Geceniz de erken bitmiş. Yazık oldu. O kadar da hazırlanmıştın. Safiye setin de olmuş. Oo, senden mutlusu yoktur şimdi.
Ama ben senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Abim de ne bulduğunu anladın. Güç peşindesin sen. Yaman. Ben sana bir daha böyle seslenme demedim mi? İyice aklımla oynuyorsun benim. Ya sen neden hala benim peşimdesin? Neden benimle ilgileniyorsun bu kadar? Ne oldu? Sence var. Tamam, en yakın hastaneye gidelim. En yakın hastaneye gidelim hemen, hemen. Biz kendimizi bildiğimizden beri Feraye ile birbirimizi çok seviyoruz. Yani o kadar farklı bir bağ var ki aramızda. Öyle çok şey yaşandı ki. Yani bu konağın bahçesinin her yerinde bir sürü anımız var. Ona büyüyünce evleneceğim kıza takacağımı söyledim. Çok beğenmiştim, hatırlıyor musun? Evet. İyi misin? Yardım eder misiniz? Çok acil. Çekerek sandalye getirin. Ne oldu beyefendi? Nesi var? Hamile. Tamam, sakin olun. Mama. Hiç söylemiyorsunuz. Bebeğim iyi mi? Sakin olun, bakıyorum. Kalp atışlarını da duyamıyorum ama. Çok korkuyorum. Bir şey söyleyin lütfen. Biraz sabır. Beni bebeğim. Sen de korkma babası. Gayet iyi durumda. Güçlü bir bebek bu.
Efendim Ateş. Biz iyiyiz. Sorun yok. Seni buraya getirirken o kısacık anda vicdanımın cılız sesini duyabilmek için kendimi o kadar çok zorladım ki. Feray, sen gerçekten benim en büyük sınavımsın. Yaman. Söyle mi? Nasılsın? Bebek nasıl? İyi misiniz ikiniz de? Büyütülecek bir şey yok. İyiyiz. Oh. İyiyiz. Eşinize bazı takviye vitaminler yazdım. Bebeğinize sağlıkla kucağınıza almanız için de annesinin stresten uzak durması gerekiyor. Buyurun. Bebeğin babası benim. Alabilirim. Kusura bakmayın. Söylediklerimi dikkate alırsınız. Teşekkür ederim. Yaman. Sağ olun Milyemiz. Sağ ol. Ver şunu bana. Ya sevgilim, ıslanacaksın. Yağmur damlalarının yüzüme vurmasını seviyorum ben. Adı Yağmur olsun. Kimin? Kızımızın. Erkek olursa da toprak olsun. Çünkü yağmur ve toprak her zaman kavuşurlar. Yaman. Yani şimdi yağmur ve toprağın başka kardeşleri de olur tabii. Damla, çınar, yaprak. Sence başka ne olabilir sevgilim? Sevgilim, bizim kaç çocuğumuz olacak? Yani artık şimdi kaç tane olursa. Nasıl kaç tane olursa? Niye? Yaman. Ya bak, böyle yaman diyorsun ya sen. Hayırdır? Erken geldiniz. Feray biraz rahatsızlandı bu yüzden. İyi geceler. Ne oldu? Yüzü nasıl? Tabii. Arkadaşlarının yanında utandırdı seni, değil mi? Belliydi zaten. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Her şeyi kafanda kuruyorsun, bilip bilmeden konuşuyorsun. Başka düşüneceğin bir şey yok mu senin? Yok. Yaman da geldi, yüzü beş karış. Aşağıya bahçeye indi, ne yapıyor bilmiyorum. Yanına yaklaştırmıyor. İki evladım da bana kabus yaşatıyor. Bakalım Okan son darbeyi nasıl vuracak? Bakalım. Bakalım.
Kaç. Kaç sen, kaç. Haklıyım çünkü. Haklıyım. Bunları düğün takılarıyla beraber annene teslim edeceğim. Bilgin olsun. Anlamadım. Hiçbirini takmayacak mısın? Ateş, bunlar benim değil ki. Ben gittikten sonra da ait oldukları yerde kalmalılar. Ama bu makas benim ömrüm boyunca aldığım en özel hediyelerden biri olarak kalacak. Ve ben yapıp sattığım ilk tasarımımı bu makasla keseceğim. Ve kazandığım parayla da sana muhteşem bir hediye alacağım. Tamam. Anlaştık. Feraye, bu akşam ben sadece sana dürüst olmak istedim. İçimden geçenleri söyledim senden hiçbir karşılık beklemeden. Diğer türlüsü ikimize de haksızlık. Ne seni kandırmak istedim, ne de kendimi. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer izin verirsen, bir ömür senin mutlu olmana yardımcı olmaya çalışırım. O kadar. Ateş, ben seni mutlu edemem. Sevgilinle aranızdaki bütün kapıların kapandığına emin misin? Hala onu aklından çıkaramıyorsun değil mi? Hala onu seviyorum. Ama onun bebekten haberi yok. Ben anladım. Tamam. Bu geceyi unut. Böyle bir gece yaşanmadı. Ben sadece sana bazı doğrular söyledim dilim döndüğünce. O kadar. Ama dediğim gibi, ben bebeğinin ve senin yanında olacağım. En azından Mercim yukarım doğana kadar. Bunu sen istemedin, beni zorlamadın. Ben istedim. Hadi bakalım. Güzelce yatın dinlenin. Ne dedi doktor? Senin stres olmaman gerekiyor. Ben gelmem bu gece. Hadi iyi geceler. Feraye söylesin. Senin ağzından duymaya hakkı var.
başka bir erkekle olan bir kızın peşine düştün yani. Hayır. Hayır oğlum. Sevgilisini ondan ayırmak için bir şey yapmadım. Yapar mıyım lan ben öyle bir şey? Ben sadece ona onu ne kadar istediğimi söyledim ve bekledim. Bu kadar. Fark etmez. İkiniz bir olup adamı aldatmışsınız. Var ulan saçmalık şu. Başka bir kadınla evli. Aklı karışık. Aptal bir adamın egosu bu zaten. Öyle mi? Belki bilmediğin başka şeyler vardır. Yakışıklı prensim benim. Güzel oğlum. Bu kadar çaresiz bırakıyorsun ki beni. Hiçbir şey düzeltemiyorum. Günaydın. Günaydın anne. Oğlum üstüne hiçbir şey almamışsın. Bu soğukta böyle yatmışsın. Uyumuşum işte. Odana gitmek istemiyorsun. O kızdan da hep kaçıyorsun. Fark etmiyorum sanma. Anne bu konuyu konuşmak istemiyorum. Oğlum bak seninki sadece kötü giden bir evlilik değil. Sanki başka bir derdin var senin. Oh. Bak, bak bana. Anlıyorum, tamam. Belki benimle konuşamayacağın şeyler olabilir. Yani büyüdün tabii. Kocaman adam oldun. İnsanın annesiyle dertleşemeyeceği, paylaşamayacağı bir dolu şey olabilir. Ama bari abinle konuş. Hı hı, en doğru kişi. Yaman. Gel oğlum, biraz konuşalım. Efendim dede. Gel bakalım. Fabrikayla ilgili konuştuklarımızı düşündün mü? Neye karar verdin? Cevap vermiştim. Akıllı ol, bir daha düşün. Baba, bir kahvesini içsin, kendine gelsin. Bıktım onun kendine gelmesini beklemekten. Kendine gelsin, kendine gelsin. Ateş. Gel. Gel otur. Hazır hepimiz buradayken bir konuşalım. Ne konuşacağız? İşle ilgili. İş. Peki. Dinliyorum. Fabrikanın işleyişiyle ilgili hoşnut olmadığım şeyler var. İşin başında herkesin olmasını istiyorum. İşi sana emanet ettim ama tek başına at koştur diye değil. Kardeşini alıp masaya sen oturtmalıydın. Ama sen dışladın onu. Ben kahvemi terasta içsem iyi olacak. Yaman. Gitme. Madem işle ilgili konuşacağız. Konuşalım. Birincisi, ben Yaman'ı dışlamadım. Ben defalarca Yaman'a gel şirketin başına geç dedim. Kabul etmedi. Ettin mi Yaman? O yüzden sakın bana Yaman'ı dışladın deme. Tamam? İkincisi, benim zaten Yaman'ı çok mutlu edecek bir teklifim var. Nedir?
Neyin parası bu? Hani senin hiç başarılı olacağına inanmadığın bir şirketin var diye mi Amerika'da? Onun satışından gelen para. Teklifin nedir? Teklifim şu. Yaman, burada çok mutsuzsun oğlum. Günlerdir ölü gibi dolaşıyorsun. Gel ben senin payını satın alayım. Sen de bu parayla ne istiyorsan onu yap. Çek git diyorsun yani. Çek git demiyorum. Kendine yeni bir düzen, yeni bir iş, yeni bir hayat kur. Onu diyorum, çek git demek değil. Bu her şeyi parayla satın alabileceğini düşünen adam bana çok yabancı. Keşke hiç dönmeseydin. Keşke benim o hep aklında kalan eski abim olarak kalsaydın. Sorun ne biliyor musun? Yaman. Sorun şu. Sen çocukken de böyleydin oğlum. Çok sevdiğim bir şey mesela. Mesela bir oyuncağını kaybettiğinde deli gibi öfkelenirdin. Onun kaybolduğunu kabullenene kadar da hem kendini hem bizi perişan ederdin. Her çocuk böyle yapar. Yapmaz. Her çocuk o oyuncağını bulduğunda bütün öfkesini onu kırana kadar ondan çıkarmaz. Bir keresinde ne oldu biliyor musun? Kaybettiğim bir oyuncağını ben buldum. Vermedim sana Yaman. Sakladım. Sırf sen yine öfkelenme, sırf kendine bunu yapma, bize bunu yapma diye. Pardon ya. Ben yanılmışım. Sen hiç değişmemişsin Ateş Gülsoy. Hep kahraman olacaksın değil mi? Yoksa kendine katlanamazsın. Hastaneyle konuştum. Haberler çok güzel. Konuşuyor da yürüyor da. Aslanım benim. Yalnız hafızası pek iyi durumda değilmiş. Kim olduğunu, bizi, yaşadığı yeri hatırlıyor ama gündelik yaşamıyla ilgili pek bir şey hatırlamıyormuş. Peki hep böyle mi kalacak? Hep bir şey söylemiyorlar. Video gönderdiler, istersen izletirim. Yok. Video falan izlemek istemiyorum. Ben Bora'nın bu kapıdan girdiğini görmek istiyorum. Bora buraya gelecek. Zamanla her şeyi hatırlayacak. Bana kendisini bu hale getirenlerin kim olduğunu anlatacak. Ben de onların cezalarını keseceğim. Sen organize et. Kim lazımsa yanına göndersinler, hemşiresi falan. Buraya getirsinler.
Fizik tedavi süreci var, o yüzden tutuyorlar. Önemli değil. Hepsini burada hallederiz. Fizik tedaviye burada devam edebilir. Benim artık beklemeye sabrım yok. Oğluma sarılmak istiyorum. Bana bak, çok kötü görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yeni bir şey yok öyle. Saçma sapan bir rüya gördün mü? Ne gördün? Ya böyle... Boğuluyordum böyle. Sanki biri böyle simsiyah, karanlık bir şey böyle baskı yapıyordu. Karabasan. Uyku felci diyorlar. Stresten oluyormuş. Bilmiyorum neden oluyor. Böyle şeyim yok da. Ya boğuluyor hissediyordum. Kötüydü. Neyse ya aman. Nereye? Kafeye. İyi hadi gel. Geç hadi, bırakayım seni işte. Tamam, sağ ol. Çık odadan, duş alacağım. Öyle mi? Dün gece kimin koynunda uyuduysan onun evinde alsaydın duşunu. Uzatma çık. Bak, inkar da etmiyorsun. Saçmalama falan da demedin. Başka birisi var işte senin hayatında. O yüzden sen bana böyle davranıyorsun. Ondan birlikte olmuyorsun sen benimle. Hı hı, evet. Ha bir de dalga geçiyorsun benimle, öyle mi? Kim o söyle? Kim o? Sana kendi hayatına bak dedim. Ben de kendi hayatıma bakacağım. Sen de ne yapıyorsan yap. Ben her gece bu yatakta tek başıma uyurken sen başkalarıyla olamazsın. Duydun mu beni? Feray. Sen bizi mi dinliyordun? Hayır, sesiniz dışarı kadar geliyordu zaten. Ha. Sıradan bir karı koca kavgası ya. Kocam çok yakışıklı, kıskanıyorum. Onun da hoşuna gidiyor kıskanılmak. O yüzden böyle davranıyor bana. Hı hı. Anladım. Ben hazırlanıp çıkacaktım zaten. Tamam. İyi, hazırla sen. Ya ben aslında bir konuşsam Ateş Bey'le. Hmm. Şöyle beni bir fabrikada işe alsa. He? Kocam kariyer basamaklarını bir bir tırmansa. Şöyle acileri çekip gitsem işe. Ne diyorsun? Güzel olmaz mı? Yavaş ol diyorum Çetin, yavaş. Niye ya? Niye? Ne yaptın? Etleri aldın mı? Aldım. Ay nasıl oldu Aleyna? İyi mi? İyi. Çok iyi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok isterdim böyle Feraye gibi mutlu olsun. Ya... Vallahi. Bak Ateş Bey'e, bizim kızın gözünün içine bakıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Çok üzülüyorum ben senin kıza ya. Eziliyor yani biraz. Ay evet ya. Geçen gün ağla bağır çağır kendini yerlere attı kız ya. Yemin ediyorum içim eziliyor ya. Yaman kimle aldatıyormuş? Sen kesin peşine düşmüşsündür. Ay kız kimse vallahi şimdiden helvası kavrulabilir. Ne yapıyorsun sen be deli? Kim temizleyecek şimdi buraları? Sen! İşi var kızların. Sen de defol git şimdi. İkinizi böyle kafa kafaya vururum ha. Genç bunlar, genç. Kıskanıyorlar birbirlerini. Kadın, madın yok. Batırdı, her yeri batırdı ya. Nesin? Ben hiç dokunamam vallahi. Sen de bu iş. Ha ben de. Hepsi bende zaten. Kesin bir kadın var.
Ona öyle baktığını görürsem. Çünkü ona şahit veririm. Yapma, yapma. İstiyor musun? Korktun mu? Aklını başına topla o zaman. Yaman evdeyken tek başına odadan dışarı bile çıkmayacaksın. Su içmek için bile çıkmayacaksın. Anladın mı? Ha? Ama... Kolay gelsin. Ay Feroş. Ay Feroş gel şunu. Yemin ederim kessene ya. Ben buna dokunduğum anda parçalanacak bu. Ya tamam ya. Tamam sakin ol. Elimden alma. Buradan. Tamam. Bir şey var sende? Yok bir şey. Doğru söyle. Hazal, biraz eskisi gibi muhabbet edelim mi? Mesela? Mesela... hayallerimizden bahsedelim. Eskisi gibi. Hayallerimiz. Ay, kek inanılmaz yavan bu arada. Şeker yok, kakaosu yok, bir şey yok. Ay evet, no. Hazır karışım ya. Tamam. Sen malzeme ver, ben yenisini yaparım. Vallahi mi? Vallahi. Limonlu yapsana ne olur. Feroz'um limonlu çekin olur. Yaparım, yaparım. Günaydın Yaman Bey. Günaydın. Günaydın Yaman Bey, kolay gelsin. Teşekkürler sana. Yaman. Hoş geldin. Yabancı yere gelmedim. Kendi işimin başına geldim. Bir tanesini bile atlamayacaksın. Geliri, gideri, mesaisi. Ben muhasebeciye falan güvenmem. Hepsini sen tutacaksın. Ya dede ne yapıyorsun ya? Vallahi yeter, yeter ya. Vallahi yoruldum. Gözüm acıyor benim artık. Vallahi kör olacağım artık ya. Kolay gelsin. Aferin oğlum. Ne güzel giymişsin. İşte hep böyle olacaksın. Benim başa geçmemi istiyorsun değil mi dede? Tamam, kabul. Ben varım. İyi. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi acaba? Ben de bu ailedenim çünkü. Hı? Bundan sonra herkes hak ettiği yeri bilecek. Hocam. Yeni atölyemize hoş geldin Feraye. Burası mı? Evet, senin elin deyince çok daha güzel olacak. Ömer Gürsoy bize çok kıymetli bir bağışta bulundu. Makineler onun fabrikasından gelecek. Kurulumu da onlar yapacaklar. Sonra biz de öğrencilerimizle kendi tasarımlarımızla burada faaliyete geçeceğiz. Çok güzel. Çok güzel. Elimden ne gelirse yaparım tabii ki. Sen ailene gelirsin zaten. Fazlasıyla destek vereceklerdir. Açıkçası benim haberim yoktu. Kimse bir şey söylemedi. Çok oldu konuşalı. Bugün gelecekler buraya görmeye. Kim gelecek acaba? Ah, bilmiyorum ki. Neyse. Hadi sen şunları al. Beraber gidip bakalım, olur mu benim odamda? Olur. İlk hamle bizden gelmeli. Ben yönetim kurulunun toplanmasını sağlayacağım. Başkan oylansın diyeceğim. Dedeciğim, ben bir şey, yani bir aklıma sual takıldı da. Şimdi sen abimi yeni oturtturdun koltuğa. Yani bir otur kalk, otur kalk, böyle nasıl olacak ben yani merak ediyorum. Oluyor, gayet güzel oluyor. Sen çok konuşma. Seni de buraya otoparkçı yaparım, çok daha güzel olur. Dede bu işe girişeceksin de
Bizim oylamada kazanacağımız ne malum? Orasını bana bırak. Mesela küçük şeytan bizde işte. Yani tarafını belli ediyorsunuz. Senin tarafın belli. Ama en önemlisi yönetim kurulu toplantısında başkanın oylanacağını ateş bilmemeli. Duydun mu küçük şeytan? Duydum. Duydum dede. Ben beynim yokmuş gibi davranacağım. Abim bana herhangi bir şey sorarsa da ben... Dediğim gibi beynim yoktu. Ben öyle sadece oylamaya katıldım. Ve dedim ki tamam. Yani ben çünkü uğraşmak istemiyorum abim. Hayırdır? Sen niye buradasın? Ben çağırdım. Bir yardım projemiz var. Üniversiteyi destekleyeceğiz. Başında da Yaman olacak. Hangi üniversite? Gelin kızımızın okulu işte. Tamam. Ben yeni bir anlaşma yapıyorum. Kumaş dokuma fabrikası satın alıyoruz. Sebep? Hızlı büyümek, uzun vadede maliyetleri düşürmek için. Daha yeni başladık. Önce müşteri tutmak lazım. Doğru. Hızlı giden çabuk yorulur oğlum. Tamam. Şirket parasını kullanmam, kendi paramdan hallederim. Yok öyle kafana göre bir dünya. Yönetim kurulu toplanır, karar oylamayla çıkar. Yönetim kurulu? Nasıl istersen. Kolay gelsin. Vallahi ben rüzgarından zatür oldum böyle enseme enseme sanki. Yani üflüyordu. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şey olmaz. Parayı bana kitleyemedi ya. Hırsından kumaş fabrikası satın alıyor. Doğru. Ha, oğlum. Sen dediğimi yap. Bir an önce şu okula git. Vali rica etti. Şu atölyeyi kur. Tamam dede. Hallederim. İyi olur. Dedeciğim ben de bir hava alayım ya. Vallahi. Sen bitirdin mi şunları? Ama mola ya. Vallahi billahi mola ya. Ben aşağıdaki stajyerden daha çok çalışıyorum artık ya. Biraz hava alayım ya. Ne bu mutfak robotu gibi bana davranılıyor bu şirkette? Keşke mutfak robotu kadar işe yarasam be oğlum. Vah benim emeklerime dede. Vallahi vah yani ya. Vah, vah ya. Çabala dediğin uğraş yok. Kolay gelsin. Toparlayamazsın. Rüyanın etkisi mi hala? Yok ya. Selam geldi. Niye be? Tatlı adam. Çok bozuldu. Çok tatlı adam yani. Dur sana kek vereyim. Keyfin yerine gelsin. İşte birbirimize düşmemeye çalışıyorum. Neyse. Feroş yaptı. Bakma öyle. Hareket almamız lazım Okan. Action ya, action. Ne yapayım? Ne action, action? Ne action? Ne yapayım? Cemile'nin açığını bulmak için dedektif falan mı tutayım? Dedektife gerek yok canım. Ben varım burada. Önce Muhsin amcayla Cemile'yi kim tanıştırmış, nasıl evlenmişler onu bir öğreneceğim. Zaten bu kötülüğü kim yapmış onu da merak ediyorum da. O ayrı. Hazazım yanlış anlama ama. Bana göre biraz boş boş işlerle uğraşıyoruz gibi geliyor ama. Bütün planların elinde patladığı için sana ondan öyle geliyor Okan'cığım. Vay be. Vay be. Vallahi helal olsun ya. Sen de vur. Vallahi sen de vur ya. Sen de vur. Neyse. Ben bir kahve alabilir miyim acaba? Dedem arardı şimdi. İyi vereyim bari. İyi ver bari. Hayırdır Bahadır? Neden topladı bizi buralı abi? Şimdi öğreniriz Bekir abi. Merhaba abi. Çok iyi bir haberim var. Oğlum iyileşti. Ayağı bile kalkmış. Akşam burada olacak. Geçmiş olsun, olsun abi. Hadi gözümüz aydın abi. Allah kendi öz kardeşim gibi severim. Hem de büyüdü neticede.
Sağ ol Bekir. Şimdi burada konuşulanların bir kelimesi dışarı sızarsa sızdıranın kim olduğunu araştırmam bile. Cezayı hepinize keserim. Bir daha hayat boyu konuşamayacak hale getiririm. O yüzden birbirinizi kollayın. Dikkat edin. Buranın başına ne geldi? Kim yaptı? Bunu çözemedik. Ama iyileşince, hatırlayınca öğreneceğiz. O yüzden Bora'nın eve döndüğünü, iyileştiğini kimse bilmemeli. Çünkü ona bunu yapanlar konuşmadan susturmak isterler. O yüzden onu koruyacağız. Bora iyileşene kadar böyle. Sonra ona bunu yapan, yardım eden, gören, bilen ama susan kim varsa kellesini alacağız. Alacağız abi. Nasıl emredersin? Şimdi... Pardon. Hepsini boşaltıyor muyuz acaba? Evet, buradaki her şey çıkacak. Tamamdır. Kanka sen bunu al. Tamam. Makineler böyle yerleşse vesaire. Yaman. Yaman bekle konuşalım Yaman. Ya Yaman böyle çekip gitmene gerek yok. Öyle mi? Ne işin var senin bu işte? Benim ilgileneceğimi tahmin ettin. İyice beni sinirlendirmek için mi dahil oldun? Hayır bir şey bilmiyordum ben. Hele ki senin geleceğini hiç... Hocam ilgilen dedi hepsi bu. İyi tamam söyle hocana başkası ilgilensin o zaman. Olmaz. Olmaz yapamam dersem çok zor durumda kalırım. Yaman bak sadece bir iş bu. Fazla uzun sürmez zaten. Hayır Feraye. Bir bahane bul başkasını bulsunlar tamam mı? Bu kadar mı katlanamıyorsun bana? Evet. Katlanamıyorum. Kimseye bırakmam oğlumu. Nasılsın abim? Aslan parçası. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Gel bakalım aslan parçası. Gel. Nasılsın? Yoruldun mu? Yani iyiyim galiba. İyi miyim be? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Bak, bunu da atlattık işte. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Olacak, olacak. Yok abi, yemeyeceğim ben. Çok sağ ol. Yani sanki uzun bir rüyadan uyanmış gibiyim. Sanki böyle gece yattım. Sabah kalktım. Tuhaf. Peki, bir şey soracağım. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Buraları hatırlıyorum. Evi, seni, vadeyi, bu ayı hatırlıyorum. Hadi lan oradan. Kızım abi, kızım abi. Zaten her şey kopuk kopuk. Her şey parça parça var. Ama hiçbir şey tam değil.
Sadece bir kız yüzü gözümün önüne geliyor. Ama kim bilmiyorum. Nasıl bir kız? Güzel. Güzel. Sana o güzel kızı buluruz. Hatta sen ne istersen buluruz, alırız. Sağ ol baba. Oğlum, senden bir şey isteyeceğim. Hı? Bir an önce iyileş. Sana bunu kimin yaptığını bir an önce hatırla. Önce bana söyleyeceksin ama. Kana susamış gibi davranıyorsun baba. Oğluma bunu yapanlar bir bedel ödeyecek. Neyse, bence rahat bırak burayı ya, yorulmuştur. Bence sen karışma. Hı? Babayla oğul arasına girme. Alo. Evet babacığım, ya ben okula gittim, o yüzden uğrayamadım senin yanına. Tamam, geliyorum şimdi. Getirdim Yaman Bey. Şöyle bırakabilirsin sevgi, sağ ol. İstiyorsun. Tamam, bana katlanamıyorsun biliyorum ama konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Her şeyi söyledim ben sana. Yaman, Sibel Hoca bana asistanlık teklif etti, ben de kabul ettim. Daha verdiği ilk işe yapamam diyemem. Üstelik benim çalışmam lazım. Bakma bana öyle. Ne bahane uyduracağım ben? Sen bulursun bir yolunu. Zorla biraz kendini. Gel. Ne yapıyorsun? Feraye, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geliyorsun. Feray, bırak beni. Sus. Sus. Yalvarırım. Ne yaptın sen? Neden korkuyorsun bu kadından bu kadar?
Kendim için korkmuyorum. Neden? Ne yapabilir ki sana? Ne yapacak sana? Sen bayağı güçlüsün. Farkında değil misin? Kocan korur seni. Eğer yine de içine sinmiyorsa... o zaman hiç gelme. Sorun çıkmaz. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Nasılsın? İyi. Sen? Ben de iyiyim. Ya hadi bu akşam dışarıda yiyelim mi ya? Hı? Olur. Ben babama haber vereyim. Sonra uğrarım diye. Hı? Hadi gel. Yemek yemeyecek dediler. Hasta falan değilsin değil mi? Yok. Canım istemiyor. İyi. Yarın şirkete gelmen lazım. Baba ne olur beni şu şirket işlerine karıştırma. Sevmiyorum. Bu dükkanın ekmeğini yiyorsan elini taşın altına sokacaksın. Senin de hisselerin var. İyi akşamlar Ömer dedeciğim. Sevgi'ye söyledim, bitki çayımızı yapıp getiriyor şimdi. İyi. Yarın fabrikada toplantı var. Biliyorum, mesaj attılar. Ömer abi ateşi yerinden edecek. Onun yerine Yaman geçecek. Sen de Ömer abiye destek olacaksın. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Ateş ayağımıza dolanıyor. Yaman'ın dolanmayacağına malum. Olabilir. Görürüz. Yaşayıp görürüz. O da haddini bilmezse onun da ipini çekeriz. Sırada Okan var. Ömer Gürsoy tüm torunlarını harcamana izin verecek mi sanıyorsun? İzin istemiyorum ki. Harcıyorum. Okan zaten bu işlere bulaştı. Bence sen Gürsoy'ları çok hafife alıyorsun baba. Bence sen babanı fazla hafife alıyorsun. Ha bir de samimi olduğun adamlara dikkat et. Ateş mesela. Ateş bizim dünyamızı anlamaz. Seni yanlış noktaya itebilir. Neyse. Senin zaten artık bu işlerle uğraşman gerekmeyecek. Bora biraz daha iyileşsin. Her şeyi ona devredersin. Bora'ya gerçekten güveniyor musun ya? Bora çok fazla yanlış yaptı değil mi? Ama bana hiç yanlış yapmadı. Nasıl geçti günün? Fabrikanın açılışı vardı biliyorsun. Oradaydık. Dedem tabii otoriteyi bana devredene kadar biraz arıza çıkardı ama olsun. Sen ne yaptın? Okuldaydım ben de. Bağış yapmışsınız. Yeni atölye açılacak. Öğrenciler çalışacak. Onunla ilgilendim. Yaman gelecekti. Geldi mi? Geldi, öyle bir bakıp gitti. Birlikte çalışacaksınız. Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Niye? Soğuk mu davrandı sana? İşi vardı onun herhalde. İyi tamam, hadi git kaş kaldırımdan yürü.
Anlamadım. Karşı kaldırımdan yürü. Bağırırım ben oradan, ferah ederim. Sen oradan bana ateş dersin. Öyle bağıra bağıra konuşuruz. Neden karşı kaldırıma geçeyim? Onu anlamadım. Bir baksana mesafeye. O yüzden. Feraye, biz bu konuyu konuştuk, hallettik. En azından şu birlikte geçirdiğimiz zamandan keyif alalım. Onu diyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel yeniden tanışalım. En baştan. Ateş ben. Feraye. Benimle aynı kaldırımda yürüdüğünüz için çok teşekkür ederim Feraye. Memnun oldum. Memnun oldum. Yürü hadi yürü gel. Sağ ol. Hı? İşte benim oğlum. Gel. Gel yanıma yakışıklım benim. Yakışıklı prensim. Bak ne güzel olmuşsun böyle. Gözlerinin içi de gülüyor. Şimdi keyfim yerine geldi işte. Neye borçluyuz bunu bakalım? Dedeme diyelim. Evet ya. Hı? Yaman Gülsoy kimmiş görsün herkes. Şimdi bak okuyorum, iyi dinle. Ali 4 yaşında. Ablası Nazlı'nın yaşı Ali'nin yaşının 3 katı olduğuna göre 5 yıl sonra aralarındaki yaş farkı ne olur? 8. Oğlum niye kafadan sallıyor? Güzelce hesaplasana. Allah Allah. Hesapladım işte 8. Oğlum olur mu ya öyle şey? Bak şimdi iyi dinle beni. Şimdi bak Ali 4. Hı. Ablası Nazlı 3 katı olduğuna göre 12 yaşında. 5 yıl sonra Ali ne yapıyor? 9 yaşında. Ablası da 17 yaşında. 17'den 9'u çıkar. Kaç yaptı? Evet 8. Çocuk ne dedi? 8. Allah. 5 yıl sonra demeli işin şaşırtmacası. 12'den 4 çıkarmamız yeterli. 8 işte. Maşallah aynı anasını çekmiş ya. Canım kocam, ultra zeki kocam. Şimdi seninle Feraye arasında kaç yaş fark var? 13. 13. Bundan 10 yıl önce de aranızda 13 yaş fark vardı değil mi? He. Bundan 30 yıl sonra da aranızda 13 yaş fark olacak demek değil mi? Doğru. Düşüyor. Anladım ya zaten. He. Anladım hiç sorun yok. Madem biliyorsun beni niye uğraştırıyorsun? Hadi git odanda çalış hadi. Sıkıştırma çocuğu. Hiç. Hadi. Uy anne. Ne? Aleyna'nın başı ağrıyormuş da. Mesaj atmış gideyim de bir bakayım. Allah Allah. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Buyur musun amca? Aa, teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sen bizim kafeye de gel ya. Orada bir sürü şekilli değişik kahve yapıyorum ha. Peki. Ay, sen önce toprağımın kahvesini şöyle bir güzel köpüklü yap da diğer kahveler kalsın kızım. Nasıl gördün acaba şuradaki kahveyi ta oradan? Vallahi buradan geçerken baktım. Her yerde gözüm var. Dikkatli ol. Muhsin amca. Hı. Ben şeyi merak ediyorum ya. Siz Cemile ablayla nasıl tanıştınız? Buralı değil herhalde o değil mi? Ha yok değil. Değil buralı. Bir kadın var. Bizim buralı. Ankara'da hasta bakıyor. Onun sayesinde tanıştık. Adı ne? Ne yapacaksın? Tanıyacaksın mı kadını? Tanıdığım biri belki. Allah Allah. Şermin. Bildin mi? Bilmedim. Şermin. Hı. Allah Allah. Ya ne işin var burada? Kızılım beni özlemiştir. Geleyim göreyim dedim. Ya sabi çay ısmarayım ya. Ya delirdin herhalde öyle kafama göre çıkamam ben. İşim var gücüm var. Ha. O zaman beni iyi dinle. Risk altındasın. Mevzu sağa doğru dönüyor haberin olsun. O ne demek ya? Gizli bilgi.
hayati risk taşıyor. Ya bana burada akıl oyunu yaptırma Bekir. Aa, neyse ne söyle. Daha yolun başındayız öyle. Kendimi açamam şimdi hemen baştan. Ya gelmişsin buralara kadar. Söylesem ne olur? Yok öyle. Ulu orta olmaz. Bak hafta sonu herkesin uzak. Baş başa bunu konuşabileceğimiz bir yerlere gitsek. Ne diyorsun? Yani bilmiyorum ki. Ayarlayabilir miyim? Ayarlarsın, ayarlarsın sen. Gözlerinde görüyorum. Sen de benden hoşlanıyorsun. Ay, iyi tamam. Tamam. Dur. Konuşuruz. Tamam. Haber bekliyorum senden. Tamam, oldu. Sırtık. Ah, yürüyen caziben benim ya. Efendim? Ateş. Konuşmamız lazım, çok acil. Tamam. Nerede? Hı-hı. Olur. Geliyorum. Tamam, görüşürüz. Feray, benim acil bir işim çıktı. Hadi sen gir, gelirim ben sonra. Tamam, tamam. Nedir bu kadar acil olan? Bak istersen. Ne bu? İnsan en büyük savaşını ailesine karşı veriyormuş değil mi? Saatimden. Kim aldıysa geri versin. Dede, hırsızlar. Dede ne oluyor? Ne hırsızı? Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekil önümden. Dur, tamam. Köstekli saatimi aldılar. Saatimi çaldılar benim. Dur, dur, dur. Dede, bir saniye dede. Hırsızlar. Dedeciğim, dur. Aa. Ne istediniz? Ne istediniz? Dede, dur, dur. Saatimi. Dede, zarar vereceksin. Dur, ne bir istediniz? Dur. Ne oldu Okan? Abi gelmen gerekiyor. Dedem tuhaflaştı. Tamam geliyorum, sen bekle beni. Saatimi verin. Baba. Kim aldı? Baba sen saatini kaybettin. Hanginiz? Baba. Hanginiz aldı? Baba. Çabuk. Dede. Çabuk benim dede, tamam. Saatimi geri verin hemen. Tamam. Sen gel şöyle. Köstekli saatimi geri verin benim. Baba tamam. Sen saatini kaybettin. Hayır. Dede tamam. Çaldınız. Tamam. Dede. Çaldınız. Dede, tamam. Gel yatağa. Dur. Dede. Bırak. Dede. Tamam. Çekil. Dede tamam. Çekil. Sakin. Tut şunu. Tut. Ne bu? İlacını içmediğin için böyle oluyor. İlaç. İlacını vereceğim. Hadi. İstemem. İlaç mı ilacı? İstemem. Dede. Çaldılar. Saatimi çaldılar. Çekil. Çünkü saatimi çaldılar. Saat, hırsızlar. Tamam. Çaldılar. Bulacağım. Hepsi hırsız. Bulacağım ben seni. Bulacağım. Tamam. Bulacağım. Evet tamam. Bulacağım hadi gel. Benim saatimi çaldılar. Gelin. Hepsi hırsız. Hırsız bunlar. Tamam. Dede. Hırsız. Abi. Bu gece burada kal. Ne olur. Hepsi hırsız. Tamam dede. Tamam dede. Gelsin. Tamam dokunma. Tamam. Hadi gel. Hepsi hırsız. İyi geceler. Ben de diyorum niye tuhaf davranıyor bütün gün, şirket de öyle. İlacını içmemiş. Beynimi döndürdü ya.
Benim bu ilaç işini böyle sıkı sıkı takip etmem lazım. Ben en mağdur benim yoksa vallahi. Tabii. En mağdur sensin. Hadi yat sen de çap. Feraye hadi yat sen de. İyi misin oğlum? İyiyim ya. Tamam hadi yat. İyi geceler. İyi geceler. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettim ama siz aile avukatımız olduğunuz için samimiyetinize güveniyorum. Benim yarın sizle öğleden önce görüşmem lazım. Uygun değilseniz de uygun olun. Şirketle alakalı. Bedenle ilgili. Tamam. Tekrar kusura bakmayın. Bütün galeriyi silmiştir yakalanmamak için. Rehberine yasak aşkım diye kaydedecek hali de yok. Bakalım burada bir şey var mı? Sana çok öfkeliyim. Ama gözlerin aklımdan çıkmıyor. Kimsin sen? Gizem misin ha? Varmış seni.
Gel canım gel. Sen bir de benim gözlerime bak bakalım ne oluyor. Ne oldu, çabuk söyle. Şimdi Okan'cığım şöyle. Cemile ile Muhsin amcayı Şermin diye bir kadın tanıştırmış. Artık nasıl olduysa Cemile'nin telefonu elime geçti. Şermin'i buldum. Sen ne diyorsun ya? Sabah aradım iki kere, açmadı. Mesaj attım, bakacağız. Olaylar hızlı gelişiyor desene, güzel. Bu arada telefonu da kurcaladım. İçinde ses kaydı falan yok, haberin olsun. Yani normal. Normal kadın salak değil herhalde yani. Bizim şimdi umudumuz bu Şermin mi? Aynen. Kadın Ankara'da yaşıyor. Hasta bakıcı. Günaydın prenses. Oo, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Koştum. Feroş kahvaltıya çağırıyor vallahi. Kusura bakma. Bu Şermin'den haber gelince bana seslen. Bakacağız. Canım isterse. Ne demek bakarız ya? Ya bir telefonla bir ara, bir yaz ama. İnşallah. Aslan gibisin maşallah. Ama biraz ağırdan almak gerekiyor değil mi? Tam olarak eski performansına dönmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Zorlamadan bol bol yürümesi gerekiyor. Tamam, ne güzel işte. O zaman biz de bol bol yürüyelim değil mi Bahri? Hadi o zaman. Hadi çıkalım. Hadi gel. Bakalım. Teşekkürler. Allah'ım krep kalp ben ya, krep kalp ben. Baktım Sevgi krep yapıyor. Dedim Hazal kuşum çok sever. Ya her durumda beni düşünür canım arkadaşım ya. Düşünürüm tabii. Çünkü canım arkadaşım. Ay, günaydın. Oh. Ben de diyorum nerede bu Hazal Hanım? Kız insan bir sabah kalkar, bir kahvaltıya falan yardım eder değil mi? Hiç. Maşallah her fırsatta konaktasın ha. Müştemilatlar gelmeye başladı sana galiba. Biraz sınırlarını zorluyorsun. Ben aradım. Benim misafirim yani. Torpili diyorsun yani ha? Keşke arkadaşın arka çıktığın kadar bize de çıksan be Feraye. Siz fırsat bırakıyor musunuz ki yenge? En son yaptığınız şeyden sonra hala nasıl söyleyebiliyorsun bana bunu ya? Gülsoyların kartıyla alınmadık şey bırakmayın. Ben istemişim gibi bir de beni ortaya atın. Utançtan yerin dibine girdim. Ağzımı açıp tek kelime edemedim. Ben abine kaç kere söyledim. Yapmayalım dedim, ayıp olur dedim ama abini tanımıyor musun sen? Dinletemedim işte sözümü. Vallahi istediğinde gayet güzel lafını dinletiyorsun. Yeterince istememişsin demek ki. Afiyet olsun canım. Sağ ol canım. Kız bana bak, sen de şunu doğru düzgün döküse çay içme be. Ne biçim içiyorsun? Feraye seni arkalıyor ya, öyle ekmek eller su gölden yok kızım, tamam mı? Madem işte millet yaşıyorsun, bundan sonra her akşam Eren'in derslerine yardım edeceksin. Ya Nesrin'cim, ben Eren'in derslerine yardım ederim etmesine. Ama senin bu ayarsızlığını ne yapacağız? Sen insan gibi istemeyi bilmiyor musun? Hazal'cığım, akşamları Eren'in derslerine yardım eder misin? Mesela bir seçenek. Ha? Ne dersin? Sen bana insanlık mı öğretiyorsun? Geç otur şurada yemeğini ye, yemin ederim paralarım seni ha. Allah Allah, herkesin dili pabuç olmuş ha. Şey demiyoruz diye. Geç şuraya. Kız geç. Ay bir de gülüyor ya. Gülfem Hanım. Hı. Size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Spotu versene. Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol babam. Maşallah. Bugün havada ne kadar güzel. Maşallah dedeciğim, vallahi bugün de sen pek yakışıklısın ya. Abartma ya şeytan. Boncuğum bana kek ver.
Al Arnavut. Dede, dün akşam yaşananlar biraz üzücüydü. İstersen Yaman seni bugün doktora götürsün, toplantıyı erteleyelim. Bu kadar büyütmeye hiç gerek yok. Ya hepi topu. Şu küçücük abdim. Hı? Mesele bu değil mi? İşte. İçtim, oldu bitti. O toplantı bugün yapılacak. Yapılacak. Evet, yapılacak. İlacını içti işte, üstüne gitmeyelim. O kadar basit yani, öyle mi? Peki. Size afiyet olsun. Sağ ol Ateş abicim. Toplantıda görüşürüz. Neden illa buraya gelmek istedin? Babam dedi ya, beni burada bulmuşlar. Ay, belki hatırlarım diye düşündüm. Bilmem belki. Babamın baskısıyla kendini zorlama olur mu? Bugüne kadar seni zorladı, hiçbir şeyin faydasını görmedin. Kim hatırladın? Ayağım bağlıydı. Seni her şeyden çok seviyorum ve senin için her şeyi yaparım. Bunu biliyorsun değil mi? Ama babamın gözü seni falan görmüyor. Onun tek derdi intikam veririz. Başka hiçbir şey değil. Yok Bade ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Tamam. Hadi gidelim gel. Seni eve bırakayım, sonra ben de işlerim var, onları halledeceğim.
Alo. La kardeş, kimsin sen böyle alacaklı gibi arıyorsun beni? Hazal ben, Ürdük'ten arıyorum. Benim sizinle Cemile hakkında acil görüşmem lazım. Cemile ha? Niye kız? Bir cadılık mı yaptı sana? Yüz yüze görüşsek. Çok gerilimlisin. Kimsin, nesin? Ben hiçbir şey anlamadım. Yüz yüze gelince anlatayım, olur mu? Allah Allah. Kız, Cemile konağı falan mı yaktı? Bir ipucu falan göstert bari. Bak ben meraklı kadınımdır, uyuyamam. Konağı yakmadı da. Kızını Gülsoy'ların oğluyla evlendirdi desem? Çüş. Cemile'ye bak. Hayatım, ben zaten o taraflara gelecektim. Gelince seni ararım, tamam? Tamam, bekliyorum. Okan. Bil bakalım çanlar kimin için çalıyor? Evet, Şermin aradı. Neyse, sonra ayrıntılı anlatırım. İşe geç kaldım şu an. Hadi bye. Evet. Kimsin bakalım sen? Anlat. Hikayeniz nedir? Pardon? Pardon. Asıl sen kimsin? Geçmişsin karşıma hesap sorar gibi. Ne istiyorsun benden? Ben Aleyna Gülsoy canım. Yaman'ın nikahlı karısı. Ne olmuş yani? Ne yapabilirim? Gel bakayım Rıza. Gel. Kızım, arsız mısın sen? Ne yapıyorsun be? Bırak. Arsız mısın sen? Önce kocamın peşinde dolaş, sonra de ne olmuş, ne yapayım de. Bırak diyorum, gebertirim. Sonra da ne olmuş, ne yapayım de. Senin o işi boş kalanı alırım. Cama, bura. Parçalarım senin o kalanı. Deli misin, nasıl ben? Deliyim, evet. Kocamdan uzak delikanlısın, duydun mu? Bırak Aleyna, bırak kızın saçını, yeter, tamam. Kendine gel. Kendimdeyim tamam, ben. Tamam sen de git, git. Hocamdan uzak duracaksın. Ya dur, sen de bakma öyle, tamam git hadi. Bırak baksın ya, bak. Baksana suratıma, bak. Düşmanın eğik kazı kafana kızım. Sana bu şehri dar edeceğim. Ne? Kabusun olacağım bir senin. Bir dur. Dur. Ya sen de canına mı susadın kızım, git hadi. Bak bu senin bildiğin bayraklara benzemez kızım, git ya. Çekilsene sen. Aleyna, Aleyna. Aleyna, dur. Parçalarım varoş. Dur. Varoş seni. Dur. Çekil sen de. Kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Aleyna. Ne oldu ya? Bir şey yok. Ne bu halin bakayım, bir şey olmuş. Bir şey yok anne. Bu ne be? Kavga falan mı ettin sen? Evet. Kiminle? Yaman'ın sevgilisiyle. Ne? Nasıl ya? Anne dur, birisi duyacak işte, Allah Allah. Kızım biri işte. Ne oldu? Yaman'ın telefonunu kurcaladım, oradan yakaladım kızı. Sonra kafeye çağırdım, bir güzel saçını başını yoldum, paketledim gönderdim. Demek gerçekten birini bulmuşum. Bana niye söylemedin? Beni niye çağırmadın? Çünkü tek başıma dövmek istedim anne kızı. Allah Allah. Zaten artık yanaşamaz Yaman'a, korkar benden. İyi tamam, sen şöyle geç de ben krem falan getireyim. Hele bak ya, ne hale gelmiş. Ya bütün eğlenceyi tek başına yaptın yani. İnsan beni de çağırır. Of. Görüşürüz. Görüşürüz.
İşte burası. Ay harika olur ya burası. Birlikte güzel güzel çalışırız. Çalışırız. Yaman'da makineleri kuracak. Bayağı vakit geçireceksiniz yani birlikte. Ya surata bak. Bora. Ne burası ya? Bora. Bora bak orada. Ne burası ya? Orada gördüm. Hazal bak orada bak. Hazal koş. Nerede, çok uzaklaşmış olamaz. Nerede? Nereye gitti bu? Yok tamam bak kimse yok. Sen oydu. Saçmalama gördüm. Saçmalama gördüm ya. Yemin ederim gördüm. Hazal oydu. Ya yok. Yok tamam. Belki birini benzettim. Hayır. Hayır. Bak yemin ederim. Beni barda gördüğü ilk gece gibi baktı. Ya yok kimse. Oydu gördüm. Canım bak kimse yok. Kendine gel ne olursun. Sakin ol. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Bora'ydı o. Bora'ydı o. Hayır, biliyorum. Bana bir şey söyleme. Bora'ydı o. Gördüm diyorum. Gördüm Bora'yı. Gördüm nasıl sakin olayım? Bora'ydı diyorum. Azal. Bora'ydı. Tamam. Tamam bak şöyle sakinleşeyim. Benim bir şey yapmam lazım. Tamam. Yaman'a haber verebilirim. Çünkü o çok tehlikeli biri. Canım, önce gidip Yaman'la Yaman'ı arayacağım. Yaman'la Okan'a zarar verebilir önce çünkü. İmza atıp gideceğimi zannediyordum ama. Ateş bir gelsin de. Başkanlığı oyladıktan sonra gidersin. Nasıl? Zaten Ateş başkan değil mi? Daha yeni oturttun onu koltuğa. Meşgulat. Gel bir otur. Otur şuraya. Canım içi bak ne olur panik yapma. Yok Bora falan ya. Ne demek yok? Ne demek yok ya? Gördüm diyorum Hazal. Niye inanmıyorsun bana? Gördüm ben onu. Sonunda böyle olacağını biliyordum ya. Tüm sinir sistemin çöktü. Hayır görmüş olabilir miyim? Hayır. Hayır gördüm ya. Gördüm. Deliriyor muyum ben? Azal gördüm. Gördüm yemin ederim gördüm oydu gördüm. Gördüm Azal oydu gerçekten gördüm. Şundan bir yudum içer misin ne olur? Oydu. Oydu gördüm. Evet. Ateş de geldiğine göre başlayabiliriz. Aramızda yapılacak açık oylamayla yönetim kurulu başkanının değiştirilmesini talep ediyorum. Adayım Yaman Gülsoy'dur. Yani inşallah sen kalkacaksın. Kardeşin hak ettiği yere oturacak. Yaman?
Hayırlısı olsun. Buyurun. Oylamaya geçelim. Ateş diyenler. Başta vaat ettiğin şeyleri böyle keyfine göre değiştirmeni pek anlayamadım baba. Açıkçası içime de sinmedi. O yüzden benim oyum... Ateşe. Başka? Ben de Ateş Gülsoy diyorum. Başka? Oyum Ateş Gülsoy'a diyen... Başka? Başka el kalkmadığına göre Ateş'e iki oy çıktı. Yaman diyenler... Bu durumda ikiye iki eşitlik doğuyor. O halde yönetmelik devreye giriyor ve onursal başkan olarak eşitlik halinde benim iki oyumla Yaman Gülsoy yeni yönetim kurulu başkanımızdır. Hayırlı olsun. Gereği düşünüldü. Müvekkilin dedesi açık şekilde demans hastalığının tüm özelliklerini göstermekte. Bla bla. Bla bla bla. Kısıtlı adayın sağlık durumundan dolayı kendi kaderini tayin etme hakkı yoktur. Al bakalım. Nedir bu? Ne oluyor? Sağlık durumundan dolayı kendi kaderini tayin etme hakkı yoktur yazıyor dede. Buna mecbur ettin değil mi? Bu ailenin kaderini senin ellerine teslim edemezdin bir de. Çünkü artık senin kararlarına güvenmiyorum. Hayırlı olsun. Sen de babana selamlarımı söyle. Babam sizi dinlememi istedi. Ama ben kendim karar verdim. İyi günler. Baba...
gerçekten haberim yoktu. Şu hale bak ya. Kedi tırmalamış gibi. Bunlar geçmesin ben o zaman soracağım sana. Aslında kuduz ayısı falan olmam lazım ama. Dur. Aklını saçıyorum. Merhaba. Merhaba. Biz Ateş Bey'i yönlendirdi. Organizasyon şirketinden geliyoruz. Havuz başında davet hazırlığı yapacağız. Ne daveti? Bize sadece isteklerini iletti. Feraye Hanım evde mi? Evet. Ateş Bey bunu kendisi için gönderdi. Biz bahçeye nereden geçebiliriz? Şu merdivenlerden aşağı inebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Feraye! Getir bakayım neymiş o. Feraye! Neymiş kız? Efendim? Al. Kocan davet düzenliyor, sana da elbise almış. Tabii nişanlı, kınaydı, hepsini yaptın. Düğünü yapmadık diye adamın beynini yedin. Kesin ondan oldu bu, değil mi? Al bakalım. Çok güzel oldu. Al canım. Güle güle giyin. Anne gel de şunu yapıştır. Bantlı işte orayı şöyle. Hoş geldiniz. Ateş Bey aşağıda sizi bekliyor. Buyurun. Buyurun. Pardon. Ben bu evde çalışıyorum da alabilirim isterseniz. Tabii ki de, buyurun. Thank you.
toplandık buraya? Ben de bilmiyorum baba. Ateş Bey gelince öğreniriz. Var yine bir plana bakalım. Miray? Sana aldığım elbiseyi giymiyor musun? Kendi elbisemi giydim. Daha rahat hissettirdi. Nasıl istersen. Teşekkürler. Ne haber Rıza? İyiyim Ateş, sen nasılsın? İyi. Geliyorum ben. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada dedem Ömer Gülsoy'un emekliliğini kutluyoruz. Tebrik ederim Ömer dedeciğim. Sağ olun. Kendi kararıdır. Sebebine gelince. Kendisi büyük dede oluyor. Feraye ve ben bebek bekliyoruz. İnanamıyorum. Ben de. Artık hiç kimse sana hiçbir şey diyemez. Gel. Duydun mu? Neydi? Küçük Gülsoy dayısının kaderini yeniden yazmaya geliyor. Nesrin. dur sakin ol. Dur, gidelim. Bir tebrik ederim. Ayıp olacak. Edelim. Hadi şimdi bana biri bir laf etsin. Ben görürüm onu. Ya geliyor gelmekte olan. Hazır mısınız? Feroş'um. Yengem. Gözünüz aydın. Ay. Hoş. Sağ ol yenge. Ben de diyorum buna bir güzellik geldi bu arada. Allah analı babalı büyütsün ya, o kadar mutluyum ki vallahi ağlayacağım annesi. Ağlama. Gel. Ağlama gel. Gel. Feroş abisinin gibi. Oy kurban olurum ya, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Thank you.
Alena. Dur sana. Allah Allah. Kıskandığını belli etmesene. Ne yapayım anne? Gideyim ellerinden tutup tebrik mi edeyim bir de? Evet edecekse. İlk turunu ben vermeliydim onlara. Önce ben evlendim. Ama fırsat vermediler ki. Ya neyse ne. Milletin ağzına laf verme. Düzelt bakayım şu yüzünü. Kendine gel. Tamam hadi. Hadi kızım. Hadi güzelim. Tamam. Ben de geliyorum. Tebrik ederim. Biliyor musun hep merak ettim. Oğlumla apar topar neden evlendin diye. Çabuk davranmışsın. Anlamadım sanma. Torunum için susuyorum. Ama seni sakın bağrıma basacağımı sanma. Beni oyalamak için bebek haberi verdi, gördün mü? Her şeyi planla. Hemen bilenme dedi. Sen de bu kadar saf olma. Seni ezip geçmek için her yolu denedi. Çok tebrik ederim Ateş Bey. Teşekkür ederim. Beni katlayıp bir kenara koyduğunu zannediyor. Ama izin vermem. Daha bitmedi. Hayırlı olsun Gülfem Hanım. Sizi ilk torununuzu kucağınıza alıyorsunuz. Ya ya inşallah. İnşallah. Anne şu an bakışlarıyla dövüyor beni. Ya sen ilgilenmesene onunla ya. Zaten annem öyle biri değil Emmek. Burada ya herkesin misafiri var ama bak herkesin misafiri var. Herkesin. Sen de benim artı birimsin. Tamam. Tamam. Sen hala beni tebrik etmeyi düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Ateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu acele? Ne konuşacaksın? Gel benimle. Bir şey mi istemiştin? Evet. Ama sen beni hiç takmadın kızım. Ha? Bak, dinametin fitili ateşlenmiş, sana doğru geliyor. Sen farkında bile değilsin. Ben senin için kurtarıcıyım aslında. İstersen bir düşün. Sen bana bir adım, ben sana bin adım. Galiba bana bir teklifin var Ateş. Hı hı. İnadını kırdın. Hiç beklemiyordum. Benimle masaya oturmaya karar vermene sevindim.
Dedeme kazandırdığım paranın tamamı. Kirli anlaşmanız artık bitti. Ben bu kadar büyük borç, bu kadar fazla sorun olduğunu bilmiyordum. Benim önüme konan rakamlar bambaşkaydı. Orada da Okan devreye giriyor işte. Peki Yaman işin içinde mi? Yaman'ın hiçbir şeyden haberi yok. Ama gördüğün gibi işte. Babam havuzunu Gülsoy'ların temizlediği parayla dolduruyor. Sen paranı al, çek git. O halde Gülsoy grubunun nasıl bir borç batağında olduğunu biliyorsundur. Hı hı. Biliyorum ama o benim problemim. Bundan sonra o kirli pencerelerini alemden çekeceksin. Özellikle Yaman ve Okan'a dokunmayacaksın. Hadi gidiyoruz. Yönetim kurulu üyesi olarak Bade özel davetli. Bade, tekrar çok teşekkür ederim. Şirketteki yerimi sağlam tut. Babama karşı benim güvencem ol. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü benim güvenecek kimsem kalmadı Ateş. Neyse, abin geliyor. Kaçtım ben. Vallahi çok iyi organizasyon. İyi ki yapmışsın, çok iyi düşünmüşsün. Yani vallahi takdire şayan abicim. Senin için de düşündüğüm şeyler var. Okan. Şu oyun kafasından çıkman lazım oğlum. Gerçek hayatta yaptığın şeylerin bedelleri olduğunu öğreneceksin. Yani dönüp dolaşıp nasıl bana denk geldi? Babacığım gözün aydın. İkinci torun da geliyor. Hı? Heyecanlı mısın? Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım tabii. Olmaz mı? Babacığım, ben gidip biraz dinleneyim olur mu? Tabii kızım, dinlen. Tabii ki, tabii ki. Tabii sen şimdi iki canlısın. Yorulursun, biraz dinlenmen lazım. Halsizsindir. Abiciğim, bak burası biraz gürültülü. İstersen git bizim evde dinlen, sakin sakin. Olur, daha iyi olur. Leş gibi ölmeyi bekledim. Ne masumiyet ama. Kızım, adamın abisiyle evlenmiş. Nazim banaydı herhalde. Thank you.
Efendim ustam. Tamam, sen parçalı sök. Ben yarın gelince montajını yaparım. Tamamdır, kolay gelsin. Şimdi şöyle yapacağız. Bugün ikinizden birisi ölecek. Ve seçimi sen yapacaksın Feraye. O mu? Yoksa sen mi? O mu? Yoksa sen mi?